Bak sen. Demek gizli gizli bu gece konuda kalıyorsun o narin tarhun. Ne var? Söyle. Narin. Başka bir yerde kalmaya başlamış. Kırık dökük. Gece kondu gibi bir yer. Güzel. Ayrı evde kaldıklarını ispatladık mı tamamdır. Gerisi pamuk ipliği gibi gelir. Aferin sana. Bak senin bu inadın yüzünden şu ana kadar sarf ettiğimiz bütün çabalar boşa gidecek. Uzatma artık. Bu kim şimdi? Evet, evet. Çay seremonisi 2 kişilik olacak. Ha bu arada kurabiye ve çikolata hazırlatırsanız ekstradan çok memnun olurum. İyi günler. Açar mısın şu kapıyı? Sana söyleyeceklerim var. Hiçbir şey söyleme. İstemiyorum. Çok seveceğini düşündüğüm bir yerden 2 kişilik rezervasyon yaptırdım. Aç lütfen. Ya ne rezervasyonu ne? Sen gerçekten kafayı yemişsin. Sürprizin en büyüğünü yaptın zaten. Başka sürprize gerek yok. Çok seveceksin diyorum. Açar mısın lütfen şu kapıyı? Duyuyor musun beni? Peki, sen bilirsin. Ben yapacağımı yaptım. Teklife ısrar yok. Laç keçi. Madem öyle senin anlayacağın dilden konuşuruz o zaman. Direnmek öyle zor ki. Kalbim, ruhum, benliğim. Seni hala deli gibi sevdiğimi haykırırken. Yapma. Ne olur ısrar etme artık. Sürprizi varmış. Çok hoşlanacakmışım. Duygusuz bal kabağı.
Ne zamandan beri benim duygularıma önemser oldu acaba? Yak yık. Buna ne oldu ya? Bir sen kalmıştın üstüme gelmeye, sen de gel. Bravo. Çok güzel ya. Elektrik de gitti. Sen inansan benim de vallahi diyecek halim yok. Bakalım daha fazla bu evde kalabilecek misin? İnanmıyorum, suyu mu kestin? Boşuna israf olmasın diye. Boşuna uğraşma. Aşamayacaksın. Verir misin şunu? Süpürgen yok, suyun yok. Hadi vazgeç artık şu temizlik sevdasından. Öyle mi? Toz alırım ben de. Bileceğim bir şey de değil ki. Kiracımızın bu kadar güzel olduğundan bahsetmemişti baba. Ev sahibi oğlum içeride demişti. O olmalı. Sana evi boşalt demeye geldim ama birlikte başka bir şekilde de idare edebiliriz. Ne diyorsun sen be? Defol buradan. Zor kadın ayakları ha. Sen de haklısın tabii. İlk günden buyur geç diyecek halin yok. Zamanla sabır benim göbek adım. Bana bak, ya buradan defol gidersin ya da polis çağır. Tamam. Tamam, kızım hemen. Şimdi gidiyorum, ama yine görüşeceğiz. Etkilenmedim desem yanılırım. Demek ki neymiş? Ha? İsteyince oluyormuş. Şşt! Kime diyorum? Bırak elini çitilemeyi de gel. Yemeği hak ettin. Aç değilim. Aç mısın diye sormadım. Ye dedimse yiyeceksin. Hadi! Kaşık yok. Kaşık yok mu? Yazık. Beş yıldızlı restoran mı sandın burayı? Elini yiyeceksin. Çabuk ol. Daha yapacak işimiz var.
Hadi! Hadi! Çabuk. Ye şunu. Ye! Çabuk! Bitecek bu tabak. Yesene lan. Bitecek bu tabak. Hadi! Güzel olmuş mu pilav ha? Ye. Nerede Reyhan? Allah'tan kırılacak bir şey değildi. Üniversite zamanından herhalde. Çok mutlu. Gülüyor. Kim ki bu? Dur abi, kimsin sen? Kurbanın olayım, vurma. Ne yaptım ben sana? Demin kapısında gevşek gevşek konuştuğun kadın var ya... ...o kadının kocasıyım ben. Söylediğin her bir kelime için canımı okumaya geldim. Bir yengemiz olduğunu bilseydim böyle densizlik yapar mıydım? Seni bir daha karımın etrafında görürsem canımı okurum. Doğduğuna pişman ederim. Tövbe abim, tövbe. Dünya hayret bacımdır artık. Şey ben yanlışlıkla çarptım da bunları. Sevşan. Kendi kadar yüreği de güzel bir kızdı. Üniversite boyunca hep beraberdik. Hiç ayrılmazdık.
alıştı. Bu evin sahibi. Sevcan, Orhan'ın kız arkadaşıydı. Çok aşıktılar birbirlerine. Yapışık gibi gezerler. Hiç ayrılmazlardı. Okuldan sonra da evleneceklerdi. Evlendiler mi? Ama çok aşıktılar dedin. Kısmet olmadı. Kısmet olmadı? Sevcan son sınıftayken trafik kazasında öldü. Orhan da o günden sonra pek yaşadı sayılmaz. Sevcan'dan sonra toparlayamadı kendini. Hiç sevmedi, hiç evlenmedi. Hatta bence hiç mutlu olmadı. Sevcan gittikten sonra asla eski Orhan olamadı. Hep yarım kaldı. Bir türlü toparlayamadı. Sanırım gerçek aşk böyle bir şey işte. Sadece bir kez çalıyor insanın kapısını. Beraber olsan da, ayrı da kalsan, aşk bitmiyor. Bir kere aşık olmuşsan, gerçekten aşık olmuşsan, asla bitmiyor. Ben bakarım. Ah Seferah. Bir çuval inciri berbat ettin. Nasıl satarsın o sabahı eskiciye? Nigar. Ne diye saklarsın o kadar parayı sobanın içine? Şimdi biz nasıl ödeyeceğiz bu kadar borcu? Kahretsin. Onca para uçup gitti. Keşke hepsini tek seferde almasaydım Cavidan'dan. Ara ara gidip isteseydim. İyi günler hanımefendi. Güngör teyze evde sesler olduğunu duyunca telaşlanıp bizi aradı. Eve hırsız girdiğini söyledi. Hırsız ya. Bu ev aylarca boş. Komşum yurt dışında. Bu kadını daha önce görmedim memur bey. Boş olduğunu anlayınca belli ki soymak için girmiş eve. Ben temizlik için buradayım. Temizlik yaparken biraz gürültü çıkarmış olabilirim ama hırsız değilim. Bu adam kim peki? Temizlik yapıyormuş. Yalan memur bey. Çete bunlar. Anladım ben. Ben kocasıyım memur bey. Burası da en yakın arkadaşlarımdan birinin evi. Orhan Durmaz'ın. Bilgisi var zaten kendisinin de. Bu da fotoğrafı. İsterseniz arayabilirim. Doğru söylüyor. Evin sahibinin adı Orhan. Fotoğraftaki genç. Gördün mü Güngör teyze? Boşa telaşlanmışsın. Yanlış anlaşılma için çok özür dileriz. Bu civara bir hırsız dadandı. Güngör teyze korkmuş biraz. Anlıyorum. Sizin göreviniz. Kusura bakmayın. İyi günler. İyi günler. Kusura bakmayın çocuklar. İnanın çok utandım şimdi. Ama ses duyunca da korktum. Tek başına yaşayınca pimpirikli oluyor insan. Neyse. Siz temizlik yapıyorsunuz galiba. Hadi gelin size bir yorgunluk kahvesi yapayım. Çok teşekkür ederiz ama benim daha çok işim var. Peki madem fazla vaktinizi almayayım. Zaten bir dünya oyaladım sizi.
Yüzünüzden belli ne kadar temiz insanlarsınız. Tekrar özür dilerim çocuklar. Estağfurullah. Estağfurullah. Hale bak ya. Odun da bitti. Şu elektrikler çabuk gelse bari. Bir kapıya dayanan serseri meskekti. O da oldu. Ya bir daha gelirse? Düşünme sen bunları Narin. Sen nelerle baş ettin? Bir serseriyle mi baş edemeyeceksin? Bir gelsin. Geleceği varsa göreceği de var. Geldi mi yoksa? Yok artık. İyi alıştın sen bu maşayla tavayla karşılama işine. Aksiyonu sevdin galiba. Buralarda böyle. Sen niye geldin? Seni götürmeye. Hazırlan hadi eve gidiyoruz. Yine benim yerime karar vermiş bakıyorum. Bak bu evde tek başına kalmanı istemiyorum. Ben burada kalmak istiyorum. Burada kalacağım. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Ya sen benimle geleceksin ya da ben seninle burada kalacağım. Hayır olmaz. Burada kalamazsın. Bak, bu mahalle hiç tekin değil. Sen buradayken aklım sende kalıyor. Yani başında bir şey gelirse ben uğraşacağım için. O yüzden ya sen benimle geleceksin ya da ben seninle kalacağım. Tercih senin. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Tamam, ben de burada kalırım. Bak sen şu talaza. Yine açmıyor. Kesin bir şeyler çeviriyor. Ah Cemre ah. Biraz akıllı olsaydın bütün bunlar gelmezdi başına. Şu düştüğümüz duruma bak. Beni nelere mecbur ettin. Ahmak şey. Yaptın. Yine yapabilirsin. Senin ondan değil. Onun senden korkması gerek unutma. Kahve istemedim ki. İçimden geldi. Konuşurken içersiniz diye düşündüm. Konuşmak mı? Ne konuşacağız ki? Hani şu... Sadece sizinle benim bildiğim konu var ya. Şimdi ben biraz hesap kitap yaptım da Cavidan Hanım. Borçlarım var. Sizin verdiğiniz para hiçbir şeye yetmiyor. O yüzden sizden... Ağzında gebeleyip durma. Bir,
1 milyon istiyorum. Ne? Delirdin mi sen? Henüz değil. Ama borçlarım yüzünden psikolojim çok bozulabilir. Yanlış anlamayın, parasızlık yüzünden yani. O zaman da kendimi tutamayıp Hikmet Bey'e yaptıklarınızı herkese anlatabilirim. Nigar, o kadar para bende yok ki. Nereden bileyim o kadar parayı? Siz bilirsiniz. Benim o paraya ihtiyacım var. Ama yok, olmaz diyorsanız o da sizin tercihiniz tabii ki. Saçma sapan konuşma Nigar. 1 milyon çok. Bak şöyle yapalım. Bu kadar işte, bu kadar. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? İşimi bitirdim, gidiyorum. Ben derdimi tam olarak anlatamadım herhalde sana. Bir gelişme kaydedemediğimize göre buradayız. Gitmek falan yok. Bırak beni. Bırak da gideyim ne olur. Kahve mi içersin, çay mı? Bir şey içmek istemiyorum. Ben sadece gitmek istiyorum. İzin verir misin lütfen? Veremem. Ha, ama eğer istersen seni alıkoyuyorum diye polis çağırabilirsin. Evi de biliyorlar nasıl olsa. Hemen gelirler. Ben en iyisi kahve yapayım. Gece uzun. Ayakta kalmamızı sağlar. Ben içmeyeceğim. Sen kendine yap. Amacım böyle gardiyan gibi tepemde dikilip beni burada kalmaktan vazgeçirmekse söyleyeyim, boşuna uğraşıyorsun. Yok, ben soğuğu da karanlığı da çok severim. Halinden memnunum yani. Seninle bir alakası yok. Bir de dalga geçiyor. Ukala. Ne dedin anlamadım. Ne güzel diyorum. Dilediğin kadar otur o zaman. Alakası var. Niye korkayım? Boş bulundum sadece. İyi de mi sen ya? Defol git buradan yoksa fena olacak. Ne oldu? Bir sorun mu var? Ev sahibi iyiyim diye bakmaya gelmişti. Gidiyor şimdi değil mi? Yengem, gündüzki olay için kusuruma bakma. Ben çok pişman oldum. Senden özür dilemeye geldim. Vallahi nasıl yaptım bilmiyorum. Eve gidince bir aydım. Oğlum sen ne yapıyorsun dedim. Hayvan mısın? Hiç sana yakıştı mı diye kızdım kendime. Bütün hanımlar çiçektir hesabı yani. Sonra dayanamadım işte. Sana geldim. Affet beni. Helalleşelim. Yengem, affettin mi beni? Tamam, affettim.
Saygılar abi. Şimdi işin yoksa dinle dur. Şu nereye çarptığını bilmediğin elini uzat bakalım. Da şişmiş. Nasıl hırslandıysa adamın hali de perişandı. Ama hak etti yani. Oh olsun. Eline sağlık Balkabağ. Buz iyi gelir. Acıya alır. Hı hı. Evet. Konuşacağım Emir'le. Anlatacağım her şeyi. Konuşacağım. Merak etme. Bu neyin uykusu? Kalk hadi. Yapacak bir sürü iş var. Hadi. Kalk. Şöyle bak. Bir tuvalet temizledin, pert çıktın. Yürü hadi. Bak hala dikiliyor. Yürü. Beni takip et. Cemir şu telefonu hadi hemen aç. Hadi. Hadi çek çek ne olur çek. Hadi. Bildiğin ne kadar dua varsa et. Seni elime geçirince.
kadar çalışırsan olacağı buydu. Ne kadar yorulduysan artık. Yeter ki konuş. Konuş benimle, susma. Beni hala sevdiğini biliyorum. Gözlerin senin gibi suskun kalmayı beceremiyor. Farkında mısın bilmiyorum ama bizim sevgimiz her şeyin, ama her şeyin üstesinden gelebilecek kadar büyük. Daha önce yaptık. Yine yapabiliriz. Yeter ki konuş. Anlat bana. Çek, ne olursun hadi. Hadi. İşte hadi, hadi. Emir. Bu kim şimdi? Emir. Emir sen misin? Cemre. Cemre neler oluyor, iyi misin? Cemre ne oldu? Emir ben... Evet, seni dinliyorum.